Merkezimizde cinsel terapi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Erkeklerin yaşamış olduğu işte sertleşme problemi, erken boşalma problemi ya da cinsel isteksizlik gibi problemleri var genel itibariyle. Yoğun olarak erken boşalma ve iktidarsızlık sertleşme problemleriyle çalışıyoruz. Şimdi bir insan için cinsellik önemli. Çünkü bizim biyolojik bir varlık olarak hayatta iki tane asli görevimiz vardır. Bunlardan bir tanesi hayatta kalma, yaşama. İkincisi ise üreme, neslin devam etmesi. Aynı zamanda sağlıklı bir cinsel yaşantı bir terapi gibidir. Kişiyi rahatlatır, gevşetir, huzura kavuşturur. Mesela cinselliğini yaşayamayan erkekler daha çok agresif ve saldırgan davranış sergilerken yine cinselliğini yaşayamayan kadınlarda daha çok bu duygu yemek yeme şeklinde ortaya çıkar. Yani rahat obezite şeklinde ortaya çıkar. Rahat cinsellik yaşayamayan bir insan erkek saldırgan davranışlar sergilerken bayan daha çok kendini yemeğe verir ve kilo aşırı bir şekilde kilo alır. İşte bizim merkezimizde erkeklerle yoğun olarak çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle erken boşalma nedir? Bunun sebeplerine bakıyoruz. İktidarsızlık nedir? Nasıl meydana gelir? Bunun sebeplerine bakıyoruz. Aşırı sıkıntı, stres, daralma, bunalma, gerginlik gibi psikolojik yaşantılar insanlarda zaman içinde cinsel isteksizliğe, cinsel güçsüzlüğe, erken boşalmaya ya da iktidarsızlığa yol açabiliyor. Şimdi bakıyoruz delikanlı iflas etmiş. Hocam diyor 3 aydan beri benim cinsel yaşantım yok. İktidarsızım. Sertleşme problemi yaşıyorum. Çünkü cinsellik lüks bir iştir diyorum ben. Cinselliği yaşayabilmeniz için rahat olmanız lazım. Ruhen rahat olmanız lazım. Şimdi kardeşimiz 24 saat alacaklarını düşünüyor. İflas etmiş, dolandırılmış. Nasıl alabilirim? Kafası cinsellikle değil ki. Değil. İşte bu tür problemlerinizden kurtulmak isterseniz öncelikle yaşamış olduğunuz aşırı miktardaki gerginlikten, kaygılardan, korkulardan, bunaltılardan, iğrenmelerden ve tiksinmelerden kurtulmanız lazım. Geçmiş yıllarda almış olduğumuz yeni bir kardeşiniz, başarılı bir insan, iki tane üniversite bitirmiş, iki yıllık evli ama eşiyle hiçbir birileri yaşayamamış. Neden? Çünkü eşine karşı hiçbir şey hissetmiyor. Hatta ve hatta tiksinti hissediyor. Çok basit. Sağlıklı bir insan, üroloji uzmanına gitmiş, tahliller yapılmış, tetkikler yapılmış ama herhangi bir sorun yok. Vücut sapasağlam, tamamen psikolojik algıyla alakalı. İsteksizlik ve eşine karşı iğrenme ve tiksinme duygusu. Şimdi çalışmaya başladığımız zaman şöyle bir olay ortaya çıktı. Problemli bir nişanlık dönemi yaşamışlar. Nişanlık döneminde eşine karşı ve eşin ailesine karşı bir soğukluk hissetmeye başlamış delikanlı. Bir öfke duygusu belirmeye başlamış. Yani işte eşya alacak konusunda, verecek konusunda epey tartışmışlar, kavga etmişler. İlk gece evlenmişler. İlk gece eşi elbiselerini çıkarken, eşi de geniş elbiseler giyen, tesettürlüdür bayağı. Eşi elbisesini çıkarken delikanlı yan gözüyle, gözünün yanıyla eşine bakmış. Hocam diyor, baktım ki şöyle bedeni, balık etli bayan, bedenindeki sarkmalar, kıvrımlar, göbek, o kadar iğrendim ki, daha eşim elbisesini indirirken, o kadar iğrendim ki, o kadar tiksindim ki, o günden sonra hiçbir şey olmadı. İçine hiçbir şey gelmedi, ona karşı hiçbir şey hissetmedi. İki yıldan beri biz kardeş gibi mışıl mışıl uyuyoruz. Ondan ayrılmak istiyorum, onu sevemiyorum ama onu da söyleyemiyorum diyor bak. Ama dışarıda cinsel obje gördüğümde, karşı cins gördüğüm zaman evet tahri görüyorum, etkileniyorum ama aynı etkiyi eşime karşı hissetmiyorum diyor. Yani erken boşalmanın da, iktidarsızlığın da, iğrenmenin de, tiksinmenin de, cinsel isteksizliğin de, buna benzer diğer bütün cinsel problemlerin de hepsinin geçmiş dönemlerdeki yaşamış olduğumuz sebepleri vardır, çekirdek anıları vardır. Hepsinin bir belli nedeni ve sebebi vardır. İşte onlar ortadan kaldırıldığında kişi cinsel yaşantısına normal şekilde devam edebilir. Ama bizim toplumumuzda genelde bu konular mahrem konulardır. Biraz da
tabudur. Delikanlı bizim yanımıza geldiği zaman 5 yıllık evde sorun yaşıyor. Ama utana utana geliyor. Çekine çekine geliyor. Evet, bilimde ayıp olmaz sevgili arkadaşlar. Eğer böyle problem yaşıyorsanız en kısa sürede bir cinsel terapistle, bir psikologla görüşmenizi tavsiye ederim.